Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Her şey bir anda oldu. Gülüşmeler yerini çığlığa bıraktı. Eğlence bir anda kabusa dönüştü. Önce direk devrildi. Ardından vatandaşları taşıyan kabin direğe çarptı. Feci olay bir kişiyi hayattan kopardı. Sistem durunca kabinlerde 174 kişi mahsur kaldı. Aşağı inince kabin kontrol etsin. Çünektepe'de mahsur kaldık. Yukarıda kablonun yandığını gördük ama biz... İnemedik. En son biz kaldık. Felaketin yaşandığı yer Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki meşhur Tünektepe teleferik tesisi. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar merkeze akın etmişti. Her şey çok güzeldi. Manzara da harikaydı. Ama tesisin direklerinden biri o yoğunluğa dayanamadı. Felaketin başlangıcı da o an oldu. Teleferiğe bağlı direklerden biri devrildi. İçinde ikisi çocuk 8 kişinin olduğu kabin direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kabinin tabanı parçalandı. İçindekiler kayalıklara düştü. Tüm sistem arıza vererek durdu. Kabinler içerisindeki yolcularla birlikte havada asılı kaldı. O andan itibaren seferberlik başladı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. İlk önce tabanı parçalanan vagondakilerin yardımına koşuldu. Vatandaşlara ulaşıldı ancak 54 yaşındaki Memiş Gümüş için yapılacak bir şey kalmamıştı. Diğer 7 kişi felaketi yaralı atlatmıştı. Yaralılar hızla güvenli bölgeye alındı. Canla başla çalışan ekiplerin kurtardıklarından biri de anne ve bebeğiydi. Onları kurtarmak için yapılan hava operasyonu izleyenlere bile büyük korku yaşattı. Helikopter önce anne kızın bulunduğu kabine yanaştı. Ekipler halat yardımıyla onlara ulaştı. Sağ salim kurtarıldılar. O nefes kesen anlar ve ekiplerin minik bebeğe sımsıkı sarılışı işte böyle kaydedildi. Biraz. Kaç kişi vardınız içeride? 4 yetişkin vardık, 5 çocuk var. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Hepimiz iyiyiz. Bu görüntülerde kurtarma anına ait. Ortamdaki sessizlik korkunun tarifi gibi. AFAD görevlisinin cesareti ise yürek kabartan cinsten. Helikopterle aileye ulaşan ekipler kabindekileri tek tek sepete bindirdi. Kemerler sıkıca bağlanıldı. Ardından da helikopter iniş yapmak üzere harekete geçti. Yavaş yavaş. Ablacığım ellerini oradan çek içeri al. Aşağı inince kabin kontrol etsinler. Sıradır. Dur. Evet. Yüklensin. Evet. Kurtarılanlardan biri de 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat'tı. Helikopterden iner inmez yeri öptü. Gözyaşlarıyla ailesine sarıldı. Yaşadığı korku gözlerinden okunuyordu. Kurtarma operasyonlarında istenmeyen anlar da oldu. Mahsur kalanlardan onu da tahliye sırasında yaralandı. Yaralı sayısı 17'ye yükseldi. Neyse ki durumları ağır değil. Gece başlayan kurtarma operasyonu tam 23 saat sonra tamamlandı. Sistem çalışmadığı için havada asılı kalan kabinlerdeki tüm vatandaşlar kurtarıldı. Tahliye bekleyen bütün vatandaşlarımızı toplam 174 kardeşimizin tahliye operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Tahliye neticesinde 11 vatandaşımız da kontrol maksatlı hastaneye kaldırılmış olup hepsinin de durumu gayet yerindedir. Bir yandan kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan da ihmal var mı sorusuna cevap arandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tesisin sezonu 5 Mart'ta açtığını söyledi. Bakımların eksiksiz yapıldığını ifade etti. 2019'da göreve geldiğim an itibariyle de devlette devamlılık var. Bu şekliyle yine aynı belediyemizin şirketi devam ettiriyor. Yıllık ağır bakımları, rutin normal bakımlar hepsi yapılıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatan Adalet Bakanlığı bir başsavcı vekili, bir savcı ile aralarında makine, elektrik mühendisi ve iş güvenliği uzmanı bulunan 5 kişilik bilirkişi heyetini görevlendirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişi heyetinin ön raporuna göre teleferiğin bağlantı elemanlarının yetersiz olması, korozyona uğraması ve makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirildiğini belirtti. İşletmenin acil eylem ve tahliye planının olmadığının tespit edildiğini kaydeden Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 13 kişi için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.